Bu yıl 5.'si düzenlenen Klarnet Festivali kapsamında birlikte sahneye çıkan Zara ve Mercan Dede, geleneksel Türk müziği ile elektronik müziği birleştirince herkesi mest etti. Zara'nın kuliste yaptığı açıklamalarsa gözleri doldurdu. Ünlü türkücü geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Tarkan için bakın neler söyledi. Elektronik müzikle geleneksel Türk müziğini birleştirdiler, sahnede şov yaptılar. Zara'nın bu performansı izleyenlerin ağzını nasıl açık bıraktı? Ve kaybıyla milyonları yasa boğan Yeşilçam efsanesi Tarık Akan, ünlü türkücü Zara'nın hayatında nasıl derin izler bıraktı? Biraz da Tarık Akan'a borçluyum çünkü... Bu muhteşem konserden önce kulise gidelim ve ünlü türkücü Zara'yla şöhreti sınırlarımızı çoktan aşan Mercan Dede'ye mikrofon uzatalım. Gurur verici bir gece. Klarnet Festivali kapsamında bizi buluşturanlara teşekkürler. Kesinlikle. Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı'nın önderliğinde bu yıl 5.'si gerçekleşen Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen konser için Cemal Reşit Rey konser salonundayız. Bir araya geldiğinde hem sanat anlamında hem de günün anlamında heyecan duyduğun insan çok azdır. Zara onlardan bir tanesi. Muazzam bir gönül bağımız var. Zara'nın yüzü gülse de içi kan ağlıyordu. Yeşilçam efsanesi Tarık Akan'ın ölümü ünlü türkücüye çok ağır gelmişti. Tarık Akan şahsen tanıdığım muhteşem yürekli bir insandı. Onun insanlığı, onun beyefendiliği, haza beyefendi, o salon beyefendisi beyefendiliği sadece rollerle kısıtlı değilmiş, onu birebir yaşadım, gördüm. 2000 yılında birlikte Eylül Fırtınası isimli bir film çekmişlerdi. Zara o film çekimleri sırasında Tarık Akan'la tanışma fırsatı bulmuş. 2,5-3 ay gibi bir süre Bozcaada'da beraber bir sinema filmi çektik. Ve birebir hani artık hani yediğiniz yemek aynı, oturup kalktığınız aynı vakitler ve ailemden daha çok görmüştüm o vakitte onu ve sevgili Acun Hanım'ı. Annemin öldü. Annem benim yüzümden öldü. Tarık Akan o dönem Zara'yı bir öğrenci gibi eğitmiş. Ünlü türkücünün hayatında iz bırakan anılar yaşanmış. Sadece insanlıklarıyla değil bir de usta oyunculuğuyla Atıf Yılmaz'dan sonra bana çok emeği geçen bir ustaydı. O sinema filminde herkesin daha sonra çok beğenip çok doğal oynamışsın dediği ve çok türlü güzel eleştirilere sahip olduğum o rolü biraz da Tarık Akan'a borçluyum. Çünkü inanılmaz şeyler öğretmişti bana. Konuşurken gözleri doldu Zara'nın ve hayatındaki en büyük pişmanlıklarından birini açıkladı. Cenazesine gitmek de nasip oldu. Çok üzüldüm tabii ki. Çok çok üzüldüm gerçekten. Hiçbir ölüm hiç kimseye yakıştırmıyoruz tabii ki. Her ölüm bize erken gibi geliyor ama Tarık Akan gerçekten erken gitti. Keşke onu bir kere daha görebilseydim. Keşke ona doyunca sarılabilseydim. Zara ağlamamak için sözünü yarıda kesti ve koşar adım sahneye çıktı. Geleneksel Türk müziği elektronik müzikle harmanlandı. Unutulmuş türküler Zara'nın sesiyle yeniden hayat buldu. Yeryüzünde koyu gri ve taşlanmış beyazın ombre geçişlerle kullanıldığı anvelop yaka uzun kadife elbisesi, zarif topuzu ve muhteşem sesiyle Zara sahnede yine göz kamaştırdı.